Konumuz sabır, sabır hepimize çok lazım olan bir hakikat. E, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde aynı zamanda da çokça geçen bir hakikat. Sabır. Ben bugün yaklaşık e, 11 sayfadaki bütün sabırla ilgili geçen yerleri okudum ve onları sözlükten sonra inşallah sizin sabrınızı fazla zorlamadan e, yaklaşık 13 sayfaya indirdim. Yani e, siz şu anda e, 13-15 sayfanın özetini dinleyeceksiniz. İnşallah sabredersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sabredenlere müzele demiş efendim. <laughs> evet. Ee, şimdi sabır hakikati lügat manası olarak dayanma ve dayanıklık anlamına geliyor. Fakat e, böyle dikkatle incelediğimizde dört ana konuda e, meseleyi anlatmaya çalışacağım. Bir, neden sabredemiyorum? Değil mi? Sabırsızlık had safhada. Özellikle bu zamanda e, maalesef sabırsızlık e, hepimizde ciddi bir sıkıntı. Neden sabredemediğimizi anlamaya çalışacağız. İkinci olarak da hakiki sabır nasıl olacağını öğreneceğiz. Üçüncü olarak da Allah neden sabredenlerle beraberdir? Değil mi? Ayetle malum. Dördüncü olarak da Allah insana kaldıramacağı yük verir mi? Vermeyeceğini ayet-i de söylüyor. Fakat biz bazı yükleri kaldıramıyoruz. Şimdi sıkıntı nerede? Son olarak da sabırdan şükre nasıl geçilir? Şimdi sabırdan bir de şükür makamına geçmek var. O da ayrı bir ondan sonra nimet. Peki buna nasıl geçeceğiz? Onu da bu derste öğrenmiş olacağız inşallah. Evet. Öncelikle neden sabredemiyorum diye kendimize sorduğumuzda ben 8. sözden bir yer aldım. Üstad şöyle diyor sözlerde. Diyor ki her kim hayatı faniyeyi esas maksat yapsa. Bakın ne dedi? Her kim ki hayatı fani esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Çok acayip bir cümle. Bunu yazarken aklıma şey geldi. Maalesef ehli imanın, hepimizin şu andaki durumu geldi. Tamam mı? Ee, hayatı fani esas maksat yapıp zahiren nimetler olaraktan cennet hayatı yaşadığımız halde manem cehennem hayatını yaşadığımızı düşündüm ben. Ondan sonra katılır mısınız bilmiyorum ama katılmazsınız bende kalsın. Her kim ki hayatı bakiyi hayatı bakiye ciddi müteveccih ise saadeti darine masardır. İki cihan saadetine masar olurmuş. Demek ki iki cihan saadetine masaretin yolu nereden geçiyormuş? Kim ki ahirete ciddi müteveccih ise. Peki bunun ölçüsü ne? Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da sıkıntı içinde olmayacak mısın? Olacaksın. Yani mü Müslüman oldun diye yan yan, yan Osman bir dönüm bostan olmayacak. Sıkıntın olacak, derdin olacak, kederin olacak. Olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Demek ki sabretmenin yolu şuymuş. Bu dünya hayatının fani ve geçici olduğunu ve ebedi <laughs> bir hayatın bizi beklediğinin farkında olmak. Şimdi bunu ee, not alırken... İki tane ayeti i kerim aklıma geldi. Diyor ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ankibus suresinde dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalamadan ibadettir. Ahiret yurduna gelince asıl hayat olur. Diğer bir ayet de e, Hadid suresi 20. ayet. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir diyor. Sonra aklıma şey geldi. Çocukluk zamanımızda bizim ee, böyle hatırlarsınız. Belki borsa oyunu vardı. Milyader diye bir oyun vardı. Hatırlayanlarınız vardır. Monopoly diye geçer İngilizce'de. Tamam mı? Şimdi oynuyorsun. Mesela Fatih Pamuk, Adem, ben toplandık. 4 kişi. Tamam mı? Herkese e, Koki'den para verilirdi. Böyle 500 TL, 500 TL. Tamam mı? Bu kapital yani senin sermaye ve oyuna başlardın sen. Oyunun safhalarında yapacağın hamlelerle, yatırımlarla daha çok para kazanma ee, ...mülk sahibi olma e, yarışı. Değil mi? Bunu oynayanlarınız vardır. Şimdi o oyun içerisinde... ...kimisi harbiden milyarder olurdu. Böyle iyi yatırım bir de tevafuk denk gelince zar, Ondan sonra böyle iyi paralar kaldırıp... ...ondan sonra zengin olurdu. Fakat o bir oyundu. Yani şimdi o oyun içerisindeki bir çocuk... ...ulan be benden de kralı yok be. 500 bin TL para kazandım. İşte 3 tane arabam, 5 tane ondan sonra yatım katım oldu dese... Değil mi? Ne kadar komik bir durum olur. Bu hakikat değil birader sen oyundasın. Bu bir oyun ve senin o paraların hiçbir geçerliliği yok. O evlerin hiçbir geçerliliği yok. Şimdi aynı bunun gibi bizde dünya hayatında hatta bugün çok hoşuma gitti mesajı çektim size. Dünya diyor Mevlana Hazretleri bir rüyadır. Değil mi? Dünyalık malları kazanmakla hepsi rüyada define bulmak gibidir diyor. E sen grubada atmıştım ya tahtalı şey sen söyle resim böyle. Bütün kariyerlerinin sıfırlandığı yerde yazmış. Hoşuma gitti. Kabir ve tahtalar. İşte o kabir ve tahtalara gelince senin bütün mal, mülk, servet ondan sonra işte falanca filanca sen söyle ne derler mevkilerin vesaire hepsi gidecek. Şöyle. Aynen şöyle hepsi gidecek. Yani şu hakikat ölüm senin bütün dünyalıklarını sıfırla çarpacak. Sıfır nedir matematikte? Yutan elemandır. Sıfırın karşısına hangi büyük rakamı koyarsan koy, hiçbir şey ifade etmez. 10 trilyon çarpı sıfır. Ne olur? Eşittir sıfır. 20 trilyon çarpı sıfır yine sıfırdır. Şimdi neden peki buna getiriyoruz mevzuatı? Sabır da budur işte. Yani bu dünya hayatını, bu dünya hayatının geçiciliğinin unutan, bu dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibadet olduğunu unutan kişinin sabrı az olur. Çünkü neden? Bu dünyayı asıl zannetmiştir. Asıl zannettiği için de tamam mı? Ne olmuştur? Oyundaki çocuğun paralar, o yapma paralarını gerçek para zannetmesi gibi tamam mı? O hadiseleri de gerçek zannedip o gerçeklik içinde kendini kayıtlamıştır. Ve sabırsızlıkta bir noktadan dünyanın faniliğini anlamamaktan geçiyor. Ne zaman ki dünyanın faniliğini anlayacaksın o zaman bu dünyanın da geçici ve esas yurdun alet olduğunu anlayacaksın. O zaman işte sen hakim anda sabretmeye başlayacaksın. Bu da ne zaman olacak? Ne kadar ciddi dine müteveci olursan. Bunu göremiyorsan, bu hakikatin farkına varmıyorsan sen ahirete ciddi müteveci olan bir insan değilsin. İşte sabırsızımızın bilinci nedeni bu. Evet, şimdi geçiyorum ikinci kısma. Hakiki sabır nasıl olur? Şimdi sabır deyince benim aklıma şu geliyordu eskiden. Bir hadise oldu. O hadise içinde ben kendimi kasıyorum, sıkıyorum, susuyorum, böyle duruyorum. Tamam mı? Ben sabırı böyle anlıyordum. Şimdi ee, sen söyle bu hal böyle olursa bu bir sabırdır. Ama bunu bu insanın devam ettirebilmesi çok zordur. Yapamazsın yani. Bir tutarsın, iki tutarsın, üçüsünde kusarsın. Ben mesela tutarım, tutarım, tutarım. Artık 4-5 olduktan sonra ondan sonra o bam teline geldi mi walk wow diye bütün birikimi dışarı atıyorsun. Sonra ne oldu? Ben sabrettim. Olmadı bu iş. Yani bunun adı nedir? Taklidi sabırdır. Biriktiriyorsun yani. Sen sabretmiyorsun aslında. He? Aynen. Kus daha iyi. Biriktirme. Çünkü biriktirince e, dökçe malzeme fazlalaşmaya başlıyor. En azından o anlık bir şey atacaksın, biteceksin. Hani ben hasta olacağım ama ondan sonra dursun abi hastalansın. Bana ne? Diyeceğim. Tabii. Şey yani. Heh, aynen. Daha çok fazla biriktirince bu sefer hissiyat da karışıyor. Bu sefer gitgide artmaya başlıyor. Peki ne yapacağız? Mesela şimdi tefekkürü ve tahkiki imanla beslenmeyen sabır ile hadiseyi yorumladığın anda yani deneyin tuttun, sıktın, kendini kastın o hadise geçecek fakat seni delip geçecek. Ruhunda, kalbinde ciddi yaralar açacak ve sen onu unutamayacaksın. Çünkü neden? Altı doldurulmamış, şuurlandırılmamış bir sabırla mukabelede bulundu. Peki hakiki sabır nasıl olacak? Tefekkürü ve tahkiki bir iman ile şuurlandırdığın zaman sabrını bu sefer o hadise delip geçmeyecek, seni alacak, bir yerlere götürecek ve vazifesini yapacak, sana da bir şey katacak ve ruhunda ve kalbinde delikler açmayacak olan sabırdır. İşte sabır budur sabır olayını için doldurmadan yapacağını sabır sabır değildir. Şimdi buna bir örnek olarak üstadın hapishane mektuplarından bir bölüm buldum. Bakın hapishane mektupları, üstad hapishanede şu mektubu yazıyor. Ve zahiren hiçbir suçu yok. Yani Allah demiş, peygamber demiş, talebeleriyle beraber 20 kusur sene hapislerde sürümdürülmüş, 18 kez zehirlenmiş bir zatın hapishanede yazmış olduğu mektubu okuyacağım size. Diyor ki bakın aziz sıtlık kardeşlerim. Madem ahiret için Hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışız. Değil mi? Bu nokta için biz bu davaya bağlandık mı diyor? Bağlandık. Elbette bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahide manevi haysiyetiyle 100 saat kadar kıymetler ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar ehemmiyetli olan hakiki mücahit kardeşlerle görüşmek ve akdi uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve kuvvet almak, teselli etmek ve müteselli olmak, hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebat sebatkarane devam etmek ve güzel secelerinden istifade etmek ve medrese tüz zehranın şakirtliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan Medrese-i Yusufiye'de bakın hapishane demiyor ya, ha. Medrese-i Yusufiye diyor. Medrese-i Yusufiye'de <laughs> tayinini yani sana tayin edilmiş olan rızkını ve kaderce takdir edilen kısmetini almak, mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenizi şükretmek lazım gelir. Olayı ne kadar analiz etti? Bakın orta bu zatların hepsi zahirde suçu yok ha. Beni soksunlar. Şu mektubu ben yazayım. Böyle şerefsizlik olur mu ya? <laughs> Allah diyoruz peygamber diyor içeri atıyorlar tamam mı? Ya böyle şey mi olur? Ondan sonra ihsan ederim, bağırırım, çağırırım. En ufak sıkıntıya katlanamıyoruz ki böyle zahiri haksız sıkıntılar ve hapishanelerdeki tavır ve davranışımız ne olacak? Ayrı mesele. Öyle değil mi? Bakın şu vaziyetteyken bütün sıkıntılara meskur faideleri düşünüp sabır ve tahammülle mukabele etmek gerekir. Şimdi demek ki sabır ve tahammülün ölçüsü ne olacak? Misalde gözüktüğü gibi hadiseyi hikmet nazarıyla çözmek okumamız lazım. Bakın ayette Cenab-ı Hak ne diyor? Kime diyor hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Hikmet Cenab-ı Hak noktayı nazarından hadiseye bakmak, gaye aramak ve Cenab-ı Hakk'ın mutlak ve mutlak olarak abes yapmadığına itikat etmekle olur. Sen eğer hikmeti görmezsen göreceğin tek şey abes olur. Allah abes yapar mı? Yapmaz. E peki o zaman olay ve hadisenin içindeki hikmeti göremediğin zaman Cenab-ı Hakk'ı neyle suçlamış oluyorsun? Abes yapmakla suçlamış oluyorsun. İşte bunun adı tahkiki ve tefekkürü imandan gelen sabırdır. Bir başına geldi hadise bu olayı incelerken hikmet penceresinden baktın. Olay içerisindeki analiz etmen gereken yerleri analiz ettin. Bakın o hapishanedeydiler. O hapishane onlara medrese Yusufi oldu. Birbirine kuvvet verdiler, kuvvet aldılar. Güzel seçilerinden istifade ettiler. Hapishanede birçok ondan sonra mahkumun hidayetine vesile oldular. Bu eserlerin çıkmasına vesile oldular. Değil mi? Ve ondan sonra kuvve-i manevileri arttı. Dava şuurları arttı. Bakın hala hayırla yad ettiğimiz insanlar oldular ve alem ahirette mükafatlarını Cenab-ı Hak Erhamur Rahim kendi hazini hastasından verecek. İnşallah. İnşallah. Tabi. Şimdi bu haldeyken böyle bir yere medrese yusufi diyen bir insan işte hakikati ve hikmeti gören insandır. İşte bunun adı da tefekkürü sabırdır. Tahkiki imandan gelen bir sabırdır. İşte böyle sabretmemiz lazım. Ama olay oldu yut. Olay oldu, sık dişlerini. Olay oldu, sık dişlerini. Olacağı şeyi söyleyeyim. Önce iç dünyanda tansiyon. Tamam mı? Depresyon. Çarpıntı. Tamam mı? Sonra ilerleyen zamanlarda insanlar ile uyuşmaz bir hal alacaksın. Onlar her, her gelenle beraber zıtlaşmaya başlayacaksın. Yani çok ciddi bir sıkıntı oluşacak. Çok ciddi bir sıkıntı. Allah muhafaza etsin inşallah. Evet. Yine Sabredeme noktasındaki diğer bir cihet, üstad sözlerde diyor ki, bakın başıma gelen musibetlerde kaderi görür sabreder. Kaderi görür sabreder. Yine aynı doğrultuda sayfa 279'da şu alanda diyor ki, biz de men amene bir kaderi emin eminer keder düsturu kutsiyi kendimize rehber edip her bir sıkıntılarımıza sabır ile karşılayacağımızı diye azmettik diyor. Ne demek men amene bir kadere emin emin er, keder? Kadere iman eden? Şimdi hep çeviriyoruz ya madalyonun tersini. Çevir madalyonun tersini. Kadere iman ettiğin halde kederleniyorsan, öfkelenip patlayıp çağırıyorsan, ilerleyen safhalarda farklı farklı şeyler kullanmaya başlamışsan, neticede ne vardır? Kadere iman zafiyeti vardır. Peki kader nedir? Kader, Kader hayata ve hadiselere ene penceresinden değil. Yani bence böyle olması lazım. Bence. Hani ben dediğim şey şu şu bakış açısı. Yani olaylara, hadiselere sen ene penceresinden vahiy semavi dinlemeden, sünneti dinlemeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeden bakmış olduğun hadisede sen artık hakikati göremeyeceksin. Hakikati göremeyeceğin için bir zan altında, rüyanda daha farklı rüyalara gireceksin. Artık rüyanın derecesi artmaya başlayacak. Ne zaman ki kafanı kaldırdın, hüda penceresinden baktın, yani kader cihetinden baktın, yani Cenab-ı Hak noktayı nazarından hadiseyi vahiy semaviyle, yani Kur'an'la, sünnetle değerlendirdin, artık senin için ene kalkacak, hüda olacak. Hüda içerisinde kader, üç tane sana hakikati gösterecek. Her şeyde hikmet, her şeyde adalet, ve her şeyde mutlak rahmet vardır. O yüzden ne yap? Sabret. Demek ki biz olaylara kader bakamıyoruz. Kader bakmak demek arkadaşlar basit bir şey değildir. Kadere iman, diğer beş iman şartının tezahüründen, terakkisinden sonra insanın alemine oturacak hali ve vicdani bir meseledir. Kadere imanda sıkıntısı olanın diğer beş tane iman hakikatinde sıkıntısı vardır. O yüzden hiçbir zaman sen olayları, hadiseleri kabullenemiyorsun. Kabullenemediğin için de ne yapıyorsun? İsyan ediyorsun. Kaderi tenkit eden başını ne yapar? Örse vurur, kırar diyor. Örs demircilerin vurmuş olduğu var ya o demir. Kaderi tenkit etmeye başladığında rahmetten de ne olacak? Mahrum kalacaksın. Ene inne zanni abdi bir kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Kötü gördüğün için kötü olacak. Senin zannında senin nazarında. Herkese değil. Aynı hadise üstad bakıyor. Ehli iman bakıyor. Ciddi Müslüman bakıyor. Farklı görüyor. Sen bakıyorsun farklı görüyorsun. Sebep? Çünkü nazarında şekillenen bir alem var. Nasıl tanıyacaksan öyle muamele görüyorsun. Ya. Evet. Şimdi... Cenab-ı Hakk'ın sabredenlerle beraber olması kısmına geliyoruz. Mektubattan hepimizin bilmiş olduğu bir yerden okuyacağız. Mektubatımız nerede? Hemen açalım. Kitaptan okumak daha 280. Evet, dördüncü sualiniz. İnallallah ma sabirin. Meşhur bir ayet kelime. Maalesef bu ondan sonra daha çok dizi filmlerde kullanılarak ondan sonra meşhur olmuş bir e, ayet değil. İnne Allah ma sabir. Ne demek? Allah sabredenlerle beraberdir de de hikmet ve gaye nedir? Ve enteresan bir ayet değil mi? Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bunun açılımını yapmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaaz etmiş. <laughs> Cenab-ı Hak ne yapmış? vücuda eşya, eşyaya vücuda getirirken bir tertip, bir silsile kullanıyor. Çünkü bu dünya nedir? Hikmet diyarıdır, kudret diyarıdır. Cennet ise alem alet kudret diyarıdır. Orada Cenab-ı olacak, perdesiz, espapsız her şey olacak. Burada espap var, yani sebepler var. Yani sen ne yapıyorsun? Elma tohumunu ekiyorsun, önce filiz oluyor değil mi? Sonra işte e, büyüyor, önce yaprak, sonra çiçek, Önce çiçek, sonra yaprak, sonra meyve vermeye başlıyor. En son elmayı alıyorsun değil mi? Bu bir nedir? Silsiledir. Cenab-ı Hak adetullah'taki hikmetini böyle gösteriyor. Tabii o her silsile içerisinde de Cenab-ı Hakk'ın binlerce hikmeti var. Bunu böyle yapmasının sebebi bizim marifetullah'ta derinleşmemizdir. Yani o elma ağacı kitabını ciddi okumamızdır. Nasıl daha çok okursan, tefekkür edersen, o ispatta o elma ağacından sen manevi istifade edeceksin. En son elmayı yiyerek de elhamdülillah diyerekten alemi ahiretine bir elmacı ve elma göndereceksin. Diyar böyle bir diyar. Ve sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için. Şimdi sabırsızlıkta ne vardır? Teenni yoktur. Teenni ne demek? Aklen, acele etmeden sabırlı şekilde hareket etmek. Sabırsız adam ne yapıyor? Teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksut damına çıkamaz. Şimdi adetullah'a göre hareket etmediğin için sen ne yapıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu silsileyi atlıyorsun. Yani tohum ektiğin, suladın, ağaç çıktı, elmayı bekliyorsun. Elma almak için uğraşıyorsun ve hatta az bir şey çıkmış olan elma tomurcunu koparıp elma diye yemek istiyorsun. Ama daha onun sefaları var değil mi? Daha çıkacak, büyüyecek, kızaracak, olacak. Hadiseler de böyledir. Cenab-ı Hak da insanın önüne koymuş olduğu imtihan sahnesindeki hadiselerde, olaylarda hikmet ile hareket etmesini bekliyor bizden. Yani ne yapacaksın? Basamakları sırayla çık. Atlama. Bu her şeyde böyledir. Maddiyatta da böyledir, maneviyatta da böyledir. Şimdi bu nedir? Adetullah muvaffık hareket etmedir. Çünkü dünya hikmet da. Yani dükkanı açmak, Malını koymak fiili duadır. Bunu yapmak zorundasın. Yani adetullah böyle işliyor. Şimdi sen bunu yapmayıp <laughs> basamakları atladığın anda peki ne oluyor bu sefer? Ee, atladın. Ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına yetişemez. Onun için hırs özellikle çabuk olsun, hızlı olsun, niye olmadı hırs yapmak e, nedir? Mahrumiyete sebeptir. Sabır işe Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Bakın. El harisu haibun hasir. Yani ne diyor? Ee, bu üstad başka bir eserden almış bunu. Ben de manasına ilk defa baktım. Size de söyleyeyim. Allah diyor hırslı olan kimsenin ümidi boşa çıkar ve hüsrana uğrar. Sabır ve felallık genişliğin anahtarıdır. Cenab-ı Hak sistemi koymuş. Sen eğer sabredersen, hikmete göre hareket ettiğin anda... Genişleyeceksin, açılacaksın. Peki şimdi burada sen söyle bütün o hikmet basamaklarını da yapman gereken vazifeleri de Cenab-ı Hakk'ın adetullahın ve hikmetin açılımları olarak görmen lazım. Bunu yerine getirdikten sonra ne yapacaksın? O vazifelerini o şuyla yerine getirdin ve bu esnada bak şimdi bu esnada önüne engeller çıkacak mı? Çıkacak. Şimdi bakmış olduğun engel hadisesinde, Mesela dükkanını açtın, işler yok ki bilmem bazı engeller çıktı. İşte buna engel diye baktığın anda yine iki tane hikmet çıkacak ortaya. Ya o engele takılıp yapmıyorum diyeceksin. Olmadı bak işte mağlup oldum diyeceksin. Veya hatta o engelin üzerine çıkıp Cenab-ı Hak hikmetiyle acaba bu engeli benim için neden önüme çıkardı? Acaba bu, bu engelde ne hikmetler var diyeceksin. O engeli basamak yapıp maksuduna ulaşacaksın. Çünkü o engel seni işinden geri çevirmek için değil, sendeki var olan istidatların ortaya çıkması, kabiliyetlerin ortaya çıkması için koyulmuştu. O kadar o engel değildi, basamaktı. Fakat sen engel olarak gördün. Daha önce örnek vermiştim ya, yine vereyim. Şimdi sen şimdi yürüyorsun. Tamam mı? Maddi yol, manevi yol. Her şey için uygulayabilirsiniz bunu. Ben manevi olarak anlatayım. Maddi olarak herkes zaten gazlıyor. Ben manevi olarak anlatacağım size. Şimdi hizmet-i iman ile Kur'an'a yoluna girdin, 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 girdin. Önüne çıktı. Nedir işte? Ya e, sen söyle evde eşim sıkıntı. İşte derslere gelmeme e, müsaade etmiyor. İşte laf ediyor falan filan. O yüzden ben geri döneyim. Yanlış yaptın. Ne yapacaksın? Allah senin eşinin o hissiyatını senin bu davaya daha ciddi bağlanman için koydu. Sen ne diyeceksin, gitmem lazım. Dünya fani. Dedim bak, o engelin hikmetini anladın, yukarı çıktın. Bir engel daha çıktı. Nedir? Ya işte dükkan çok, işler yoğun, kapatamıyorum falan. Cenab-ı Hak sendeki takva kuvvetini ortaya çıkarmak için onun önüne sana koydu. Ne yapacaksın? Bu dünya hayatı gelip geçici. Rüyada define bulmaya benzer bizim işimiz. Fazla gerek yok. Ya kafi dedim. Çıktım. Bu şekilde önüne gelen her şeyi bu noktada değerlendirirsen eğer ne olacak bu sefer? Sen bu davada ciddi bir Müslüman olacaksın. Veyahut da öfkemi, öfkemi yenmek için uğraşıyorum. Şimdi biraz daha farklı yere çekelim konuyu. Çok öfkelisin. Öfken hakim olamaz. Öfkemi yeneceğim. Tam niyetleniyorsun. Hanım geliyor senin böyle çok böyle hassas bir noktana temas ediyor. Mesela çok olur bizim evde hanım der ki ya ben tam ne zaman seninle ilgili bir şey karar versem diyor. Sen geliyorsun diyor o şeye dokunuyorsun o şeyime dokunuyorsun diyor ben diyor yeniliyorum. Ya diyorum sen yenilmek için ben yapmıyorum ki bunu. <laughs> sen bana bakma Cenab-ı Hak senin o niyetini kavileştirmek için tamam mı ne yapıyor? Seni zorluyor. Sen ilk zorlukta geri vites yapıyorsun. Öfkelen abi tam niyetlerim öfkelenmeyeceğim eve gittim hanım böyle yaptı dayanamadım bağırdım çağırdım e, o, oldu. <laughs> Zaten hanımın senin iyi olduktan sonra Senin öfkelenmeme, öfkelenmene gerektecek durum yok ki Senin damarına basacak ki Sen o öfke denilen Nefsi davranışın önüne geçeceksin Eğer bunu bu şekilde yorumlarsan Her daim savur kuvvetini arttırırsın Ama önüne çıkan ilk engele Engel olarak gördün Hiç düşünmedin sabredemedin Geri vites yaptın Bütün açılımların ne olacak Maalesef kalacak Niye Allah senin önüne engel koysun ya ya sen bir hayır bir şey yapmak istiyorsan Cenab-ı Hak senin önüne niye engel koysun? Böyle bir şey aklınız alıyor mu? Koymaz, koymaz değil mi? Koymaz. Atıl abi eminsin koymaz değil mi? O zaman niye geri çekiyoruz kendinizi? İşte sabır yok, şuur yok. Evet. Sabır altındaki <laughs> şuur yok. Ya. İşte o yüzden Allah her daim zaten bizimle sabretmekteki mesuliyet nedir biliyor musunuz arkadaşım? Şuurdur. Sen o şuur ile Allah'ın seninle beraber olduğunu, dolayısıyla o hadise içerisinde yapanın Allah olduğunu ve bana mutlaka bir şeyler katmak için beni imtihana tabi tuttuğunu, o imtihanın da ha dur bakayım hasa ne yapacak acaba şimdi yenecek mi yenilecek mi değil. Bendeki bazı kuvvetin ortaya çıkması için bakın bir eğitim ve öğretim metodu olduğunun farkına vardığın anda Allah'ın seninle beraber olduğunun farkına varacaksın. Zaten Allah seninle beraber. Allah harici bir yeri yok ki hani gidip de kaçalım oraya. Her yerde değil mi Allah? Her yerde hazır ve nazır değil mi? İlmiyle, değil mi? Kudretiyle. Mesele senin onu fark etmende. Allah sabrınla beraber manasını ben şöyle çıkardım. Sen ne zaman ki bu şuurla olaya yaklaştın, zaten Allah'ın yardımı, inayetinin seninle beraber olduğunun farkına vardın. Cenab-ı Hak varmayı nasip etsin inşallah. Şimdi sabır çeşitlerine geçiyoruz. Çok önemli bir nokta. Sabır çeşitleri. Üstad sabrı üçe ayırmış üç çeşit sabır var. Birisi masiyetten kendini çekip sabretmek. Ne demek masiyet? Günahlardan. Özellikle yaz vakti çok lazım bize bu. Değil mi? Çiçekler açtı çünkü. Çiçekler açtığı için ondan sonra gözlerimize hakim olmamız lazım. İşte o tefekkürü açan lalelerde biz yaptık. Elhamdülillah. Kimse yoktu. Fazla kişi yok. He, Heh. Heh. İşte masiyetten, masiyetten sabır, kendini çekip sabretmek diyor. Şu sabır takvadır. Yani sen günahlara karşı kendini çekmekte sabrettiğin zaman takva mertebesine ulaşıyorsun ki dinde kavi olan insan demektir. Takva, dinde kavi, kuvvetli olmaktır. Dinde esas olan takvadır. Çok ibadet yapmak değildir. Yani gece yüz zekat namaz kılıp yarın da sabah atmaca gibi sağa solu kesiyorsan, günahlara, haramlara bakıyorsan sen e, sen söyle e, dindar bir insan değilsin. Çünkü din senden bunu istemiyor. Diyor ki az olsun ama koru farzlar haricinde. Koru. Önce korumaktır. Ben şimdi şöyle bir soru sorayım size. E, şimdi sabrın şu noktasındaki doldurma şeyini anlatmaya çalıştık. Şimdi bu manada bakmanız lazım. E, ben nasıl kendimi günahlardan çekip sabredeceğim? Hadi bir tane yemek. <laughs> Kendimi günahlardan nasıl çekip edeceğim? Şu manayı ben diyordum kendi alemimde. Geçmişte bu de dersler yapmıştık. Bugün harama bakmadım. Yağın harama bakmadım. Üçüncü gün var. Üç iki günden beri bakmıyoruz artık yeter be. Hani birazcık şey yapsak da fayda var deyip böyle çuvalı delmek mi? Yoksa nasıl olacak? Yine günahlara karşı sabırda çok ciddi bir iman seviyesi lazım olduğunu düşündüm. Neden? Bakın diyor ki e, Üstad. İmanı tahkikinin kuvvetiyle, imanı tahkikinin kuvvetiyle, marifeti sani netice veren, masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemat ile, imanı tahkikin var ve bütün masnuatı tefekkür ederek sürekli imanını besliyorsun. Bununla beraber bir nevi huzur kazanıp, halık Rahim'in hazır ve nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edemine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulur diyor üstad. Bu da riyayı kaldırır. De ki o günahtan kurtulur. Ne demek bu? Şimdi ben Atilla abiyle Eminönü'nde yürüsem. Atilla abim yanımda. Eminönü'nde yürüyoruz. Bakın size samimiyetimle söylüyorum. Atilla abinin benim yanında olması bana utanç verir ve ben hiçbir hanıma bakamam. Neden bakamam? Ulan bu adam baksam diyecek ki adama bak lan. O kadar anlatıyor anlatıyor atmaca gibi kesiyor diyecek tamam mı? Amma baktı be. Şimdi Atilla abinin varlığı, Atilla abinin huzurunda olman, bakın beni ne yapıyor? Teyakkuza sevk ediyor ve ciddileşiyorum, kafamı yiyorum. Olabildiğince takma moduna giriyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru değil mi? Şimdi ne zaman ki ben Atilla abinin varlığı gibi net bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın varlığında Cenab-ı Hakk'ın rakip yani gözeten olduğundan, her daim hazır ve nazır olduğundan emin olduğum vakit zaten sağa solu kesme imkanım kalmaz, hicap ederim. Neden? Atilla abi'den hicap ediyorum. Atilla abi kim? Allah'ın mahluku. Değil mi? Atilla abi'nin varlığından hicap ettiğim gibi Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunun farkına vardığım anda ne yaparım? Her daim böyle korkarım. Bakın, şurada iki tane kamera var. Bu iki tane kameranın ve alttaki kameraların çekim alanlarını bizim kardeşler biliyorlar. Her odaya girişinde bakıyorlar. Neresi ölü bölgeler tamam mı? <laughs> Kamera bölgelerinde hal ve hareketlerine çok dikkat ediyorlar. Çünkü neden? Haso bizi gözetliyor diyor yukarıda. <laughs> ben de dikkat Tamam mı? Ben ben bazen şimdi tele, e, telefondan bakıyorum evdeyken. Bir de tevafukken öyle denk geliyorum ki hep böyle yanlış şeyler yaptıklarına denk geliyor. Tevafuk cana bak baktıracak ya. <laughs> Yakalıyorum. Öyle. O kişiyi hemen WhatsApp'tan atıyorum. Ne yapıyorsun sen diyorum burada. Tamam mı? Ne açtın? Ne baktın? Adam sana diyor ki, Hasan abiye bak ya, işi yok, gücü yok, sürekli dershaneyi izliyor. Hem vallahi, hem billahi, hem tallayı. Gece iki kere bakarım, bakmam. Ama Cenab-ı Hak hizmetin şeyi, keramet olacak ki göstertiyor bize. Bir tanesini balkondan sarkarken yakalandım ben. Yakaldım mesela. <laughs> Adam çocuk, ulan mübarek düşeceksin aşağı, tamam mı? Vesaire, bak. Şimdi bu iki tane kameranın varlığı o kişileri tayakkuza sevk ediyor mu? Ediyor. Ya şu kameraların hepsi Cenab-ı Hakk'ın rakip esmasının tecellisi. Yukarıdaki e, kutuda o gigabyte şeyde harddisk de, hard de Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismin tecellisi. Görüyor ve kaydediyor. Bunun farkına vardın. Haso'nun korkusundan takva boyutunda yaşıyorsun bu bölgelerde. Değil mi? E Cenab-ı Hak her yerde hazı ve nazır. Her daim iki tane melek tarafından bütün yaptığın ahvali, akvali, efali diyor kaydediliyor. Tabii Ya işte gaflet. Unutuyor, insan, senin ya. unutuyor çocuklar, ona hmm. İşte Peki Allah unutmanın sebebi nedir? İmanın takdidi ve tefekkürü, masnuatı tefekkür etmediğin için, olayları sebeplere verdiğin için Allah hatında getirmiyor, getirmiyorsun. Allah unutmak gaflettir. Gaflet de bütün günahların ana işte amin. Yani böyle yaparsan mücadele olmaz o. Ha bugün sıkacağım dişimi bakmayacağım bakmayacağım. Yarın bakmayacağım bakmayacağım. Üçüncü gün bakmayacağım. Dörtte alan yeter dersin artık yeter. <laughs> ya. Nereye kadar yani? Herkes bakıyor be. Herkes benim gibi dersin. Tamam mı? Saldım bayram evden kayır olur. Ama bunu böyle yapmazsan buradaki iman-ı kuvvetiyle marifeti sağa netice veren mahlukatı tefekkürden sonra imanını takviye ettikten sonra hem vallayı, hem billayı, hem tallayı gözümüzü kafamızı kaldıramayız. Utancımızdan. Rabbil Alem beni görüyor. Rabbim beni görüyor. Deyip başımızı öne yeriz. Şey Tahkiki iman seviyesine ulaşman lazım. Başka yok bu iş. Için de tefekkür çok büyük Olacak. Olur. Tefekkür etmek için de bol bol Facebook'ta gezeceksin, Instagram'da gezeceksin. <laughs> Gazete okuyacaksın, maç izleyeceksin. Olmaz o işler. Aynen. Tamam mı? Ne yersen onu çıkarmıyor musun? Yediğin şey gibi çıkartmıyor musun? Atmış olduğun malzeme, Tamam mı? Neticesinde haber izlersen, maç izlersen, dizi izlersen tamam her tarafta göreceğin şeyleri ona göre yorumlayacaksın. Adam aşık olmuş. Değil mi? Her yerde seni görüyorum diyor ben ya. Her yerde kız arkadaşını gördüğünü zannediyor. Yok olmuş yani. Ne zaman ki biz de Cenab-ı Hak'ta fani olacağız. Bize de her şey onu hatırlatacak. Allah olmayı nasip etsin inşallah. <laughs> Ya öteki türlü çok zor olur, geçici olur yani. Yapamayız böyle. Bir gün iki gün böyle bu ahirete nasıl dayanacaksın ya? Nasıl dayanacaksın? Dayanamazsın yani. O yüzden imanı tahkiki lazım. Allah'a imanda ciddiyet, ahirete imanda ciddiyet olacak. O zaman harama girmek bizim için çok tehlikeli ve zor olur ve girmeyiz Allah'ın izniyle. Haramlarla ciddiyetten uzaklaştırmıyor mu seni? Tabii ki. işte. Aynen öyle. Harama nazarla ilgili dersler yapmıştık ya. Zikirden nefret kendi uzaklaştırmak manasına dememiştik değil mi? Okuyamamak, derslere gelememek, konu okuyamamak, namazdan lezzet alamamak, kitap okuyamamak haletleri bizde var mı? Var. Beton alma gibi değil miyiz? Bu kadar ders neyiz, okuduğumuz halde nedir? Tamam hayatımıza bakıyorsun, çıkan netice olmaması gereken bir seviyede. Neden? O haramların yüzünden işte. Maalesef. Evet. İkinci sabır. Musibetlere karşı sabırdır ki. Bu da diyor teslim, e, tevekkül ve teslimdir. Şimdi musibetlere karşı sabrı da çok acayip bir Cenab-ı örnek nasip etti. E, bu Afyon kampındayken biz örnek Hasan abi vermişti. Hoşuma gitmiş, not almıştım. Oradan söyleyeceğim. Muhakkak ki Allah diyor tevekkül edenleri sever, Allah sabredenleri sever. Ali İmran'da geçen iki tane ayet bu. Şimdi musibetlere nasıl sabredeceğiz? Musibetlere sabrın tek yolu, <laughs> musibet ve sıkıntıları veren zatı tanımaktadır. Bir örnek vereyim şimdi. Şurada ee, Enes, Enes bana dese ki Hasan abi git şu Fatih Camii'nden bir kilo hurma al gel. Ne derim? Ya gitmem. Hadi gittiğimi farz edeyim. Tamam mı? Zor gelir. Bak zor gelir. Ağır gelir. Ondan sonra şimdi Enes'i kaldırıyorum. Bakın meşakkatli bir iş verdi bana. Şimdi dikkatinizi böyle toplayın burası çok önemli. Enes bana iş verdi. Enes'in yapısal durumu benden küçük olması bana vermiş olduğu işte bende ağırlık yaptı değil mi? Enes lan nereye gideceğim ta Fatih'e. Enes'in yerine üstadı koyun. Bediüzzaman zaman Müzir dedi ki Haso git dedi Fatih camiinden bana bir kere al gel. Koşarsın. Koşarım. Ulan üstad benden bir şey istedi be. Meşakkat olsun canını yediğim adamı ya. Değil evet, mi? Tabii. Bak. <laughs> samimiyetini göster ki <hasıl> dedi bana. <laughs> Aynen. Sonra üstadı kaldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hasan git dedi bana Fatih caminden bir kilo hurma al gel. Uçarım. <laughs> Bak şimdi uçarım. Neden Enes'te <laughs> yaptım? Üstad'da koştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uçtum. Bana vazife veren zatı tanıdıkça, o zatın mahiyetini tanıdıkça verilen iş, meşakkat hafiflemeye başladı mı? Başladı değil mi? Aynen çevir şimdi bunu. Üstad, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Kemalatlı insanlar ki, Efendimiz Sallallahu Vesselam insanı kamil, değil mi? En büyük insan, en ondan sonra makbul insan bile mahluk değil mi? mahluk. Bunlara o şefkati güzelliği veren rahman Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın sana vermiş olduğu bir vazife, bir meşakkat zahirdeki sana lezzetli gelmesi lazım değil mi? Peki ben musibet ve sıkıntıya neden katlanamıyorum? Çünkü onun verdiğinin farkında değilim. Cenab-ı Hak'tan değil. O bu 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 yaptığı için <laughs> yapıp duruyorsun. Ama ne zaman ki sen bunu kaldırdın, bunu yapanın Allah olduğunu, Allah yapıyorsa rahmaniyeti ve rahimiyetiyle yaptığının farkına vardın. Her maşakat her sıkıntı senin için artık vız gelir tırs gider. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dersin. Sıkıntı yapmazsın, dert yapmazsın. Çünkü o yaparsa en iyi yapar. O yaparsa hikmetiyle yapar dersin, sab Hiçbir musibette seni sarsmaz, zederemez. Bir örnek. Elhamdülillah. Değil mi? Bak şimdi. Şimdi peki sabırsızlık ne olacak? Sabırsızlık ise diyor Allah'tan şikayete tazamım eder. Ve efalini tenkit. Allah yapıyor ve sen Allah'ın yapmış olduğu fiili tenkit ediyorsun. Hatta bak yani. Ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkıyor. Bak buraya kadar gitti iş. Bir hadiseyi beğenmemenin faturası nereye kadar gitti bakın. Zorlarsanız küfre çıkacak bu iş. Ya. Son olarak sabır. ibadet üzerine sabırdır. Hadi şunu da siz yorumlayın. Şu sabır onu diyor makamı mahbubiyete çıkartıyor. İbadete karşı nasıl sabır diyeceğiz? İşte o zaman şey ibadetin kendi ihtiyacımızın olduğunu görelim. Adamsın sen. Sana Biz bir hediyem var. İşte bak olayı yakaladı. Kader no bak iman noktasında çektiğin bir şey bitiyor. Ne demek ibadet? Bak ne diyor ee, Üstad en büyük makam olan diyor ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor diyor. İbadetteki sabır. Burayı kapatıyoruz. Bakın şurada bir 40 dakika oldu yamuldunuz. Sigarasızlık çarptı mı attı tamam mı? Biraz daha burayı kapatalım. Buraya içeri duman verelim. Eksoz dumanı verelim tamam mı? Burası havasızlıktan ondan sonra nefes alınmayacak hale geldiğinde ne yaparsın? Cama açarsın. Kimse sana komut verir mi? Cama aç arkadaşım. Neden? İhtiyacın var ha. Boğuluyorum ya. Aç camı. Açtın camı değil mi? ihtiyaç hissettin. Ne zaman ki Fatih kardeşimiz dediği gibi mahiyetinin farkına vardın. Nihayetsiz aç, nihayetsiz fakirlik içerisinde yuvarlanan ve bununla beraber hassiz ihtiyacı ve hassiz düşmanı olduğunu farkına vardın. Ve mahiyetindeki noksan ve kusurluğunun farkına varıp her daim bir kusursuz zata olan ihtiyacını hissettiğin anda ibadet ve namaz senin için artık kolaylaşmaya başlar. Bunu yapamadıktan sonra Bazen namazı terk edersin, bazen kılmazsın, tamam mı? Arda terk edersin, okumazsın. Çünkü neden? İhtiyacım yok, yani hobi. Kültürel Müslümanlık. Hobi olur din. <laughs> Dinin hobi olması budur işte. Namaz odur, namaz. Her namaz vakti ruhun teneffüs vaktidir. <laughs> Bakın, samimiyetle söylüyorum. Aynen. Ruhun teneffüs vaktidir. Öğle namazı, ikindi namazı. O şuurla kıldığınız zaman... Çok büyük ihtiyaç olarak hissedersiniz. Durursun böyle. Abi biz ne yapıyoruz çoğu zaman namazlarımıza bize iş bulaştırıyoruz. Değil mi? Namaz öyle bir rahat nefes alma imkanı olur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bazen sıkıldığında Ya bilen bir ezan oku namaz kılın dermiş. Değil mi? Namaz kılıyoruz öf <laughs> er er rahim. <laughs> <laughs> Errahmanirrahim. Errahmanirrahim. Nerede Rahman, nerede Rahim? <laughs> Ya Aktım orada ya. <laughs> hani Hz. Ali'nin e, mızrak batırılmış ya. Daha önce de söylemiştim. Bize de dünya mızrakları batırılıyor. Le, alacaklar, verecekler, kavgalar, dövüşler, desenler vesaire, etiketler vesaire. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ondan sonra Aman. kaç şeker kıldık ya? <laughs> Sayısı. Aynen. He? Ahir zamanın olması, evet ahir zamanın olması bize bir avantaj sağlar namaz kılma noktasında. Ama bu bize gayretsizlik ve ondan sonra ciddiyetsizlik hakkını vermiyor. Yani evet biz namazımızı ciddi olarak kılmak için uğraşacağız. Namazı ciddiyetle kılmak için altyapıyı dolduracağız. Şimdi bu neye benzer biliyor musun? Yüzme bilmeyen bir adamı havuza attı. Elbet bir gün yüzer. Böyle mantık olmaz. Bu adam boğulur. Çim temiz var mesela sana abi. Yani bu adam boğulacak arkadaşım. Attın mı ya ne demek. Önce idman yaparsın. Dersin bak kulaç böyledir. Şu böyledir. Fazla açılma. Sığdan başla. Ayaklarını yerden kesme. Orada panik yaparsın. O yavaş yavaş bakmışım adam balık gibi yüzmeye başlamış. E şimdi sen hafta boyunca gün içerisinde hiç e, takvim yapandaki ayet ve hadisten başka hiçbir dini argüman atmamışın içeriye. Atmamış. Tamam mı? Hiçbir e, kişisel gelişim yapmamışsın. Maneviyat noktasında ki senin birinci gayen buydu. Ama e, milyarder oyunundaki e, çocuk gibi o milyarder oyununu gerçek zannettiğin için paralarına, e, sen söyle dükkanlarına takıldın. Çok zengin oldun dedin. Esasatı unuttun. Teferruat, esasat oldu. Esasat, namaz, ibadet, cihat gibi beşinci sözden hatırlayın. Teferruat oldu. Ondan sonra oldu. tamam. Bakın 5 vakit namazı kılmak bize çok şey katar. Ufuk abi dediği gibi her namazın içinde namazın hakikatını içinde balındıran bir çekirdek vardır. Ama bakın şunu şöyle yapmamak lazım. Yani ahir zamandayız. Değil kardeşim. Üç kuruşluk dünya işi için ne kadar çok derinleştik değil mi? Ufuk abi ilk desenatörlüğü için desenatörlüğü aynı mı? Değil. Kullanmış olduğu makineyle şimdiki makine aynı mı? Değil. Ne yapıyor? Apple'ın en iyi makinesini alıyor. Değil mi? bizim arkadaşlar ne yapıyorlar? Dijital makineyi arttırıyorlar. Seri işte saatte 2500 basan 3000 basan alıyor musun? Alıyorsun. Arabanın modelini değiştiriyor musun? Değiştiriyorsun. Diyorsun ki 2000 beygir olsun 3000 beygir olsun diyorsun değil mi? Evindeki televizyonu, bak televizyonu kara kutuyu tüplüden çıkartıyor musun? Çıkartıyorsun. Dünyevi noktada bütün ondan sonra gelişimlerini tamamlayıp da maneviyat noktasında kendini geliştirmiyorsan bunun faturası ağır olur. Yani lütfen e, sen söyle böyle öteki tarafta böyle bir ekstra e, şapkadan tavşan çıkartmayacaklar. Biz bu dünyaya bunun için gelmedik yani. Gelme gayemiz belli. Onunla çalışıyorsun, diğerlerinde yaparsın. Zaten çalışmak da ibadettir, hiç sıkıntı yok yani. Evet. Şimdi geldik son bölüme. Bitiriyoruz inşallah. Şimdi neden sabredemiyorum? Bunun bir cihetine bakacağız. Üç tane üst üste tevafuken bir cümle rast geldim. Bakın diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan, her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir. O kuvvetle dayan. Sabır kuvvetini dağıtmayacaksın. Bir, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsan her musibete karşı gelebilir. 2- son olaraktan bu iki cümleyi tamamlayan bir cümle. Vehmin takümüyle, insanın gafletiyle, fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmiyor ve şekvaya başlıyor. Bizim en çok konu... Aynen burası bak şimdi. Allah insanı öyle bir cihazatla yaratmış ki gerçekten de orkestra şefi dersimizi hatırlarsanız hatırlamazsınız YouTube sayfamda ondan sonra o ders var. Müthiş bir ders, yaşanmış bir ders. Allah güzel mana nasip etti. İnsan bu cihazatını bir orkestra şefi gibi yönetmek zorunda. Bu cihazat öyle büyük bir müze ki Değil mi? Sanat-ı ilahi. Bununla beraber bu cihazatın içinde derc edilen kuvveler, işte sabır, kuvve-i akliye, kuvve-i gadebiye, kuvveler de çok mucize. Şimdi bunları doğru kullanmak zorundasın. Eğer bunu doğru kullanmaksan, kullanmamanın sebebi 3.1. Vehmin tahkümü. Vehim ne demektir? Vehim, yok olanı var zannetmektir. Vehim tahküm ettiği anda artık makine bozulmaya başlıyor, sabır makinesi. Başka cihazatlar da bozulur. Ama ben şimdi sabra noktayı nazara vermek istiyorum. İki gaflet. Üçüncü nokta da fani hayatı baki zannettiğimiz için. Şimdi sabır kuvvetin var senin. Allah insana kaldıramayacağı yükleri yüklemez mi? Yüklemez. yüklemez. Peki biz her hadisede bile boğulmuyor muyuz? Evet. İhsan etmiyor muyuz? Evet. O zaman haşa Allah mı yalan konuşuyor? Haşa ki imkansız. O zaman senin hadiseye bakma yöntemin sabır kuvvetini kullanma yöntemin yanlış. Şimdi bir çizelge yukarıda yansıtması lazım Bayram Efendi'nin. Şimdi hayat dediğimiz haslet diyor Üstad bulunduğumuz andır. Senin geçmişin hükmünde sağ tarafın var. Gelecek hükmünde sol tarafın var. Değil mi? Şimdi iki kolunu açtın. Sen geçmişe sabrını dağıttın. Mesela hastalık var. Ulan 50 günden beri yatıyorum be. 50 günden beri yatıyorum dedim. 50 güne %50 sabunu gönderdin. Şimdi gelecek zaman da var ya zannında. hakikatte yok çünkü. Ulan 50 günden beri yatıyorum. Böyle derse bir 50 gün daha yatarım ben dedin. Olmayan gelecek bir güne de %50'yi de sarf ettin mi? Ne oldu? Hazır zamana %100'lük sabur kuvvetinden ne kaldı? Sıfır. Sonra en ufak şeyde de çöz, çöktü. Sabır ödemiyorum. Bitirdin sabrını. C yani cihazın şeyi bitti. Sen söyle şartı bitti. Bitti %50 geçmiş %50 gelecek. Geçmiş var mı? Zaten geçmiş adı üstünde bitti yani. Gelecek belki gelmeyecek. <laughs> gelecek ama belki gelmeyecek yok hükmünde. İki tane vehminle oluşturmuş olduğun tamam mı? Bu yere 50-50 sabun dağıtarak ne yaptın? Hazır zamana sabunu bıraktın. Ne yapman lazım? Bir, geçmişte 50 günden beri ben yatıyorum. Bitti. 50 gün yatmıyordum. Geçti, gitti. Gelecek belki yanı iyileşeceğim. Nedir? Hayat dediğin hasret bulunduğun andır. Sabır kuvvetini buraya odaklayınca merkeze, bulunduğun ana hem vallahi hem billahi hem tallahi o hadise, o meşakkat, o sıkıntı içinde hiçbir zaman sen sıkıntı yapmazsın. Sabırsızlık göstermezsin. İbadet içinde böyledir. Üstad bunu anlatıyor namaz içinde. Ya ben işte namaza başlayacağım. Abi 10 yıldan beri kılıyorum. Ben 60'a kadar yaşlısam var ya. O 30 yıl daha kılacağım ben ya. Bak şimdi 10 yıl kıldım. 30 yıl daha kılacağım dedin. Geçmişe geleceğe dağıttın. Hala hazırdaki namaza sabrın kalmadı. Halbuki nedir? İnsana 5 vakit namaz farz değildir. İnsana vakit namazı farzdır. Şimdi yastı okudu biz yastı kılacağız. Bana yatsı var. Sabah namazı farz mı? Değil. Çünkü ben sabah çıkacağım meçhul. Çıkarsam farz olacak. Sabır kuvvetini yanlış dağıttın, ibadete ve ondan sonra sıkıntıya da katlanamadın. İki tane yokluğa ne yaptın? Sen, e, sen olmayan şeylere dağıtınca velet daha namin. Tam 12'den vurdular seni. Evet, 21. sözde geçiyor. Son paragraf okuyorum. Harbi delikanlı gibi son. E, çok güzel böyle. Bunu dediğimiz zaman bitiyor iş. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabır, kabir kapısı kapanmıyor, zahmet ise rahmete kayboluyor, değişiyor. Elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükut ederiz. Bu dünya fani. Bütün hadiseleri yapan Cenab-ı Hak her şeyde rahmet yönü var. Zahiri zahmetin noktasını silersin. Arapçada zahmetle rahmet arasında yazılışında bir nokta farkı vardır. Zahmetin noktasını silersin, rahmete çevirirsin. Sonra bakarsın ki o sıkıntı, o meşakkat, o olay, o hadise geçici. Zaten ben de geçeceğim. Ne ben bakiyim, ne bu dert baki. Ya baki, entel baki dersin. Bu da geçer yahu dersin. Ondan geldim. Yine dönüş onadır dersin. Kemal-i Metanet'le sabrı Cemile ulaşırsın. Bakın olay bu. Güzel görüp güzel düşünmek. Evet. Güzel gören, güzel, güzel, düşünür, düşünür, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Aynen, aynen. Tamam. Bir de El-Fatiha'da e bitir. El-Fatiha.